Merhabalar, ben Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesinden Doktor Şeref Demirkaya. Multiplisklerozun tedavisine nasıl başladığımızı, tedaviye başladıktan sonra nasıl izlediğimizi ve izlem sırasında ilacın etkisinin olduğu veya etkisiz yani suboptimal yanıtın olduğunu nasıl karar verdiğimizi ve ilaç değişikliklerini nasıl yaptığımız konusunu konuşacağım. Multiple skleroz tedavisindeki en önemli basamak tedaviye başlama aşamasıdır. Çünkü burada vereceğimiz bir karar, daha sonra ilacın etkisinin olmadığını karar verip ilaç değişikliğine yapacağımızda tercih edeceğimiz ilaç için oldukça önemli olacaktır. Bir ikincisi de hastamıza en uygun tedaviye seçebilmek hastalığın seyri açısından da oldukça önemlidir. Burada nelere dikkat ediyoruz veya nelere dikkat etmeliyiz? Bir kere öncelikle hastamızı konumlandırmamız gerekiyor. Yani hastalığın hangi aşamasındayız? Başlangıç aşamasında mıyız? Yoksa geçmişte hastalık ile ataklar geçirmiş, ilerlemiş, şekeller kalmış o durumda mıyız? Veyahut da günümüzde kullandığımız ilaçların etkilerinin az olduğu veyahut da etkisinin olmadığı dönemlere yaklaşmak üzere miyiz? Yani hastamız artık tedavi seçeneğini kaybetmek üzere mi? Bunu ortaya koymamız gerekiyor. Diğer bir konu da artık günümüzde birçok tedavi seçeneğimiz var ve hastalarımızda bulunabilen diğer hastalıkların ortaya konması da oldukça önemli. Çünkü bu ilaçların bir kısmı hastada bulunabilecek diğer hastalıkları iyi yönde etkilerken bazısı ise hastalığı kötü yönde etkileyebiliyor. Dolayısıyla hastalarımızda bulunabilen diğer hastalıkları da ortaya koymamız lazım. Diğer bir konu da multiple skleroz atak ve düzelmelerle seyredebildiği gibi bazen başlangıçtan itibaren atak olmadan ilerleyici bir seyir gösterebiliyor. Bazılarında ise başlangıçta atak ve düzelmelerle seyrederken zaman içerisinde ilerleyici forma dönüşebiliyor. Dolayısıyla hastamızdaki hastalığın tipi, türü hangi özelliğe uygun? Bunun ortaya koymamız gerekiyor. Diğer bir konu da hamilelik konusu. Çünkü bizim hastalarımızın çoğunluğu kadın ve genç yaşta yani hamilelik dönemine de olan hastalarımız. Dolayısıyla eğer yakın zamanda bir hamilelik düşünülüyorsa ilaç tercihimiz de bu da önemli oluyor. Bunları karar verdikten sonra hastamızın durumunu ortaya koyduktan sonra hastaya en uygun tedaviye seçip kendisiyle de bunu paylaşıp ilacın etkisi ve yan etkilerini konuştuktan sonra belli aralarla hastamızı takiplere çağırıyoruz. Bu süreç içerisinde de ilaçların olası bazı yan etkilerinden dolayı bazı testleri yaptırmasını öneriyoruz. İşte bu ilacın türüne göre değişebiliyor. Bazısında karaciğer fonksiyon testlerini, bazısında tam kanını, bazısında lenfosit sayısını, bazısında GC gibi. Artık bunu biz hastalarımıza öneriyoruz. Bu takipleri sırasında bir anormallik tespit edildiği zaman hekimine müracaat etmesini öneriyoruz. Daha sonra ilaca başladıktan sonra hastayı bir 6 ay sonra bir görmek isteriz genellikle. Bu dönem içerisinde ilaçla olan uyumunu, hastalığın seyrini ortaya koyuyoruz. Yalnız burada bir şeyi vurgulamam lazım. İlaçların etkinlikleri farklı farklı dönemlerde başlayabiliyor. Yani maksimum etkinliği. Bazısı erken dönemdeyken, bazısı daha ileriki dönemlere kadar maksimum etkinliğini göstermeyebiliyor. Burada ilaçların jenerik isimlerini vereceğim. Bilindiği gibi piyasada birçok bunların muadilleri var. Dolayısıyla hepsini saymamak için ilaçların jenerik isimlerini söyleyeceğim. Natalizumab'ın etkisi erken başlıyor, ilk bir ay içerisinde. Fakat işte interferonlar, ocrelizumab, dimetil fumarat, teriflunomid, fingolimod gibi ilaçların etkinlikleri 3. aydan sonra maksimum etkinliğe çıkıyor. Klatenoasetatta ise bu ilk 6 ay içerisinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu dönem içerisinde yaşanabilecek bir olayları ilaç etkisiz gibi değerlendirmemek lazım. Daha sonra eğer bu 6 ay değerlendirmeden sonra hastalarımızın durumu iyi olduğu takdirde yılda bir kez görüşmeye çağırıyoruz. Yani kontrollere çağırıyoruz. Bu süreç içerisinde
Hastalarımızın geçirdiği ataklar, atak geçirdiyse eğer şiddeti nedir veya hangi semptomları yaşadı, o ataktan sonra düzelme tam olup olmadığı, sekel kalıp kalmadığı, kortizona iyi yanıt verip vermediği, bunları ortaya koyuyoruz. Diğer taraftan bu klinik tarafıyla beraber MR'ını da değerlendiriyoruz. MR'ında yeni bir lezyonu çıkmış mı? Aktif lezyonu var mı? Beyinde hacim kaybı yani atrofisi var mı? Kara delikler oluşmuş mu? Bunları takip ediyoruz. Ve ilaçlarla ilişkili yaşanabilen yan etkiler oldu mu olmadı mı? Bunları dokümante ettikten sonra eğer her şey iyi gidiyorsa eğer daha sonra yılda bir takiplere gelmesini öneriyoruz. Yalnız burada bir şeyi daha vurgulamam gerekiyor. Bu da pseudo atak dediğimiz olaylar. Multiple sklerozda bu hastalarımız bunu sık sık yaşıyorlar. Ama bazıları bunu atak yönünde değerlendirebiliyorlar. İşte bir ateşin çıkması, enfeksiyon durumlarında, sıcak kaplıca hamam gibi yerlere gitmekle daha önce yaşanmış olan semptomları kısa süreli tekrar yaşayabiliyor. Bunu atak olarak değerlendirmemek lazım. Bir diğer konu da pseudoprogresyon. Maalesef kronik hastalıkların talihsiz bir yönü var. Her türlü yaşanan olay hastalığa bağlanıyor. Oysa ki multiple skleroz hastasında da bir boyun fıtığı, bel fıtığı, sinir sıkışması, polineuropati olabilir veya diğer eklem problemleri yaşayabilir. Dolayısıyla hastada olabilecek bu türlü durumların direkt hastalığa bağlanmaması yönünde hastamıza veya hekiminin de dikkatli olmasını öneriyoruz. Bu da çünkü tedavi değişikliği aşamasında oldukça önemli oluyor. Ve işler eğer bu şekilde giderken her şey yolundaysa ilacın devam etmesini ve gene yılda bir kontrollerine gelmesini önererek hastamızı takip alıyoruz. Eğer bu süreç içerisinde, takipler süresi içerisinde hastalarımızda eğer MR'larında çok yaygın lezyonlar ortaya çıkmış, birkaç atak geçirmiş, ataklardan sonra eğer bir sekeller kalmaya başladıysa tedaviyi suboptimal yanıt olarak değerlendiriyoruz. Ve bu durumda da daha önceki kullandığı ilacın bir daha etkili fakat belki olası yan etkilerinin biraz daha fazla olabilen diğer bir ilacı tercih ediyoruz. Ve bu aşamada hastalarımıza da yaşanabilecek olayları da ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Yalnız burada bir şeyin dikkat edilmesi gerekiyor. İlaç kullanırken yıllar geçmiş MR'ında yeni bir lezyon çıkmış veyahut da bu süreç içerisinde bir atak geçirmiş. Bu durumlarda ilacın etkisiz olduğu yönünde bir karara kapılma veya ümitsizliğe kapılmamak lazım. Çünkü kullandığımız ilaçlar evet MS tedavisinde etkili ama etkinlikleri belli sınırlar içerisinde. İlaç kullanırken de bazen hafif böyle fluktüasyonlar dediğimiz dalgalanmalar olabilir. Bunları hemen ilaç değişikliği yönünde değerlendirmemek lazım. Çünkü kullanacağımız ilacın da etkinliğini göstermesi için belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Eğer işler iyi gitti, bir tane atak geçirdi, yıllar geçti veya MR'ında bir lezyon ortaya çıktı. Bunlar kabul edilebilir olaylardır. Artık günümüzde multiple sklerozun her aşamasında etkinliğini gösterebilen birçok ilacımız var. Ve bu alanda birçok da yeni ilaç çalışmaları var. Yani hastalarımızın artık günümüz MS tedavisinde artık ümitsizliğe kapılmaması, MS'in eski yıllarda olduğu gibi tedavisi olmayan bir hastalık algısının artık kırıldığı ve illaki sakatlıkla özdeşleşen bir hastalık olmadığını hastalarımızın bilmesini istiyorum. Günümüzde artık birçok tedavi seçeneğimizin olduğunu ve gelmekte olan birçok tedavi seçeneğinin de yakın zaman içerisinde kullanıma girebileceğini de söylemek istiyorum. Tüm hastalarımıza sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalınız.